Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alel hayri ve lâ ba'sîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle. Ve talad fi cehennem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan izam aleyhimiz salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları, rıdvanullah aleyhim icmain, bil cümle mümin, müslüman kardeşlerimizden itihal dar baka edenler, rahmetullah aleyhim icmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimiz, hazır uğur ve dersini dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Beyne ene naimin ütitü bi kadehin leben. Ben uyuyordum. Bir kadeh süt getirildi. İçinde süt olan bir kadeh getirildi. Feşeribtü minhu hatta inni le erarri. O kadehteki sütü içtim. Tırnaklarımın ucuna varıncaya kadar kandım. Yecri fi asfari. Sümme eteytü fesalla umarabne sümme eteytü fadli umarabne al-Khattab. Sonra geldim Ömer İbni Hattab'a, dibindekini verdim. Sütün fazla dibinde kalanını Ömer'e verdim. Galu feme evveltehu ya Resulallah. Bunu ne diye yorumladınız ya Resulallah dedi sahabiler. Kale el-ilm, ilimle yorumladım. Yani Ömer'in ilmi, ben peygamberim, benimki kadar yok ama işte peygamberlerden sonra gelen insanların da işte böyle işlerinde en alim olanı, o sütün kalanını ona verdim. Efendimizin bir başka hadisi var. Benden sonra peygamberlik gelse Ömer peygamber olurdu buyuruyor. Öyle bir insan. Şimdi tabii bu şeyde, bu hadis-i şerifte Hazreti Ömer'in son derece faziletli bir adam olduğu beyan ediliyor. Bu süt biliyorsunuz insanın ilk gıdası. Hayatı ona bağlı. İlimle yorumlamış. İlim de insanların insan olması için gerekli olan şeyi. Nasıl insan hayatı sütle kaimse, ilim de insanların dini hayatı için, insanca yaşaması için olmazsa olmaz bir maddedir. Onunla yorumlamış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi denebilir ki Hazreti Ebu Bekir en faziletli adam değil mi? Evet, Hazreti Ebu Bekir'in sahabe-i kiramın, Müslümanların, Peygamberimizin ümmetinin en faziletli insan olduğu tevatür derecesinde ehl-i sünnet alimleri arasında kesindir. Bütün Müslümanların icmağı böyledir. Tabii Şiiler, Sünni mezheplerin görüşü böyle. Şiileri katmıyoruz. Peki buradaki hadiste Hazreti Ömer sanki peygamber ona artığını vermiş. En faziletli gibi. Hayır, öyle değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Ebu Bekir hakkında da çok hadisleri var. Şimdi böyle söylenen hadisleri yan yana koyduğumuz zaman onun için bir numara Ebu Bekir, iki numara Ömer, üç numara Osman, dört numara Ali. Bu Ehl-i Sünnet'in sıralamasıdır. Bu hadisleri onun için işte hemen bir sıradan bir Müslüman, işte ben bu hadiste böyle gördüm deyip ahkam kesemez. Başka hadisler de var. Onları yan yana koyduğumuz zaman bir numara Ebu Bekir. Bu zaten böyle söylenmiş.
öyle geliyor. Yani bu hadiste evet Hazreti Ömer'in çok faziletli bir insan olduğuna işaret edilmiş ama biz böyle ahkem kesemeyiz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum diye sıralara biz de öyle saygı duyarız, inanırız. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadar övdüğü, böyle bize faziletini ne kadar üstün olduğunu işaret ettiği hadislerine rağmen maalesef İslam aleminde bidayette İslam düşmanlarının ortaya attığı görüşler sonra büyümüş, büyütmüşler İslam düşmanları, büyütmüşler, çeşitli felsefik fikirler, düşünceler de eklemişler. Maalesef Hazreti Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a küfreden, lanet eden gruplar da var. Biz Müslümanız diyen gruplar da var. Elhamdülillah biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat inancındayız. Böyle aşırılıklara sapmayız. Böyle durumlarda bilenlere sormak mecburiyetindeyiz. Benim içime doğana göre, kanaatıma göre diye ahkem kesemeyiz. Allah'ın emri böyle. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğiniz meseleleri bilenlere soracaksınız. Allah'ın emridir. Bugünümüzde de bunlar çok şimdi konuşuluyor. Herkes bir hastalık mı desek yahut da günün şeysi mi, şartları mı böyle. Benim kanaatıma göre, benim aklım böyle diyor filan. Dini konularda böyle şeyler söylememiz bizi çok büyük yanlışlara götürebilir. Çünkü Hazreti Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a küfretmek, lanet etmek, Peygamberimize öyle diyor. Onlara dil uzatmak bana dil uzatmaktır. Bana dil uzatmak Allah'a dil uzatmaktır. Böyle hadisler var. Ondan sonra ben Müslümanım diyor. İşte işler karışıyor. Böyle konularda bilmiyorduk mi susacağız, bilene soracağız, doğru yolu bulacağız. Evet. Süt, rüyada süt görmek böyle ilme yormuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan bedeninin ilk gıdası ve büyümesi için ana sebep olduğu için biliyorsunuz ana sütünün yerini hiçbir şey tutamıyor. Şimdi süt konusunda bir şey daha söylemek gerekir. Eti haram olan hayvanların sütü de haramdır. Rüyada öyle süt gördüğünüz zaman ne olacak? Hani bir süt gördünüz, koyun sütü gördünüz, şey sütü gördünüz. Bunlar ne anlama gelir? Evet. Bunu da yurarlarken mesela yoğurt görmek filan, yoğurt görmek gibi şeyler, bunlar hep ilim anlamına şey olmuyor, sıkıntı anlamına geliyor. Yanlış, haram süt gördünüz mü şeyin rüyanızda? Haram bir hayvanın etini, haram olan bir hayvanın sütünü gördünüz mü? O iyi değil. O ilim manasına gelmiyor. Haram manasına geliyor. Yani bu konularda da gene bilene sormak lazım. Bilene sormak lazım. Kendimiz yorum yapmamak lazım. Bir, ikincisi de böyle rüyalar sorulduğunda bilen adam da eğer yanlış bir şeyse, kötü bir şeyse sormaktan, yorumlamaktan imtina eder, susar, laf sapıştırır. Ama adam ısrarla ne demek, ne demek diye sormamalı. Çünkü rüya tabir edildiği şekilde gerçekleşir. Tabir edilmeden evvel semada asılı kalır diyorlar. Yorumlandı mı, yorumlandığı şekilde gerçekleşir. O adam kötü bir şey anlatılmış rüyada, yorumlamak istemiyor. Üstüne varmayacaksınız. Söylemedi mi işi keseceksiniz. Evet, yani gördüğünüz gibi burada süt, helal bir süt, ilimle yorumlanmış. Ama dediğim gibi haram şey hayvanların sütü görülürse o iyi değil. Onu da bir kimseye, bilen bir kimseye soracağız. Adam açıklamadan kaçtığı zaman biz de üstüne gitmeyeceğiz. Evet.
ilim taleplisi, ilim talep eden kimse, alim olmak isteyen kimse, alim insan, talibül ilmi keşaribil bahir, denizden su içen adama benzer. Ne yani? Denizden su içtiniz mi? Suyunuzu kandırmaz, daha çok su içirmek içirir, tuzlu olduğu için. İlme aşık olan adam, ilmin tadını alan adam da ilim sahibi oldukça kendinin ilminin yetersiz olduğunu görür. Daha çok ilim sahibi olmak için daha çok çalışır. Daha çok çalışır. Kur'an'da da buna işaret edilmiştir. Ve fevke külli di ilmin alim. Her bilenin üstünde bir daha iyi bilen vardır. Yani ben vatandaşlardan iyiyim, onlardan daha çok biliyorum diye havalayara girme. Senden üstün bir ilim sahibi var. Allah'ın emri böyle. Gururlanma, kibirlenme. Gerçekten muhlis bir alimsen, ilim sahibiysen deniz suyu içen gibi kanmazsın. Daha çok ilim sahibi olmaya çalışırsın. Evet. Deniz suyu nasıl susuzluğu artırıyorsa, ilim arttıkça ilmin susuzluğu da artar. Böyle sakla soldan ben üstünüm demeye gitmez. Evet. Ahmed İbni Hanbel, Buhari, Müslim, Tirmizi, Hamza Hazretlerinden radıyallahu anh'tan, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Beyne ene naimin, Efendimiz rüyalarından bahsediyor bugün hasirlerde. O hadisler geldi. Ben yine uyuyordum. Ra'aytun nase yuradun aleyye. İnsanları bana arz olanlar, bana gösteriliyor şeklinde gördüm. İnsanlar benim üstüme geliyorlar. Böyle üstüme doğru geliyorlar bir grup insanlar. Ve aleyhim kumusun. Üstlerinde gömlek var. Gömlek dediği bu gömlek değil. Bu frenk gömleği. Fransızca frenk. Frenç. Gömlek, o haça gittiğiniz zaman boydan ta ayağa kadar olan, ona kamis gömlek diyor. Ona Efendimiz işte öyle gömlek öyle, ama şimdi burada diyor ki minha ma yeblugu sedi, giydikleri gömleklerin bir kısmı göğsüne kadar giymiş, buraya kadar, aşağısı yok diyor. Uzun değil, kısa gördüm. Ve minha ma esfele min zalike yeblugu esfele min zalike, bir kısmının bundan biraz aşağıda, göbeğine kadar gördüm. Böyle bir rüya gördüm. Evet. Ve orada aleyye, bir de baktım Ömer o kalabalığın arasında geliyor bana doğru. Ömer İbnül Hattab ve aleyhi kamisun yecurruhu. Evet. Bir de baktım Ömer'in gömleği yerde sürünüyor. Etekleri yerde sürünüyor. Ömer'i de öyle gördüm. Kalu feme evveltehu ya Resulallah. Sahabe-i kiram dediler ki ya Resulallah, neyle yorumladın bunu? Herkesin bak göğsüne kadar gömleği olan var, göbeğine kadar olanı var, biraz aşağısı var, bir aşağısı var. Ömer'inki yerde sürünüyor buyurdun. Ne anlama geliyor bu? Nasıl yordun? Yordun. Evet. Diyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben bunu dindarlıkla, kâle eddîn, dindarlıkla yorumladım. Hazreti Ömer'in dindarlığı herkesten çok. Evet, öyle söylüyor. Herkesten çok. Şimdi işte burada da aynı ötekinde söylediğimiz gibi sanki bu en bir numara Ömer'miş gibi. Halbuki Hazreti Ömer, Ebu Bekir hakkında dünya bir tarafa, Ebu Bekir bir tarafa, ben Ebu Bekir tarafındayım diye de sözü var. Burada da Ömer'in diyor ilmi, dindarlığı böyle. Çelişki yok efendim, çelişki yok. Netice itibariyle hep hadisleri yan yana getirip alimlerimiz yalnız şöyle bir yorum yapıyorlar. Gerçekten şimdi hukuk açısından, siyaset açısından Hazreti Ömer'in yaptıklarına bakarsanız, İslam devletini teşkilatlandırmış, ordu teşkilatını kurmuş, adliye teşkilatını kurmuş, belediye teşkilatını kurmuş, hariciye teşkilatını kurmuş. Yaptığı işler çok.
yani parlamenterizm sistemini çalıştırmış. Hani meclis, hükümet, yargı, şimdi diyorlar ya kuvvetler ayrılığı prensibi. Hazreti Ömer bunu ilk defa yeryüzünde uygulayan adam. O devirde bunları aynen günümüzdekinden daha iyi şekilde işletmiş. Yaptıklarına bakarsanız çok büyük işler yapmış ama şimdi işin bir de şu tarafını bakacağız. Müslüman demek Allah'a teslim olmuş. Resulullah'a teslim olmuş. Bizim hocamız rahmetullahi aleyh pekey diyen adamdır. Yani Allah'tan ne gelirse, peygamberden ne gelirse pekey kabul ettim diyen adamdır. Zaten arkadaşlık da pekey demekle kaimdir der buyurlardı. Şimdi Hazreti Ömer bu kadar büyük şeyler yapmış ama Hazreti Ebu Bekir hayatında hiç peygamber bir şey söylediği zaman niçin, neden böyle söyledin ya Resulullah dememiş. Hiç sormamış. Tamam demiş. Peki ya Resulullah demiş. Fakat Ömer'in birkaç yerde şeysi var. Böyle anlamak için peygamberimize sorduğu var. Mesela Hudeybiye musalahasında Ömer'e yapmaya gidiyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü rüya üzerine. Çünkü peygamberlerin rüyası vahiy demektir. Bizimki gibi değil. %100 doğru. Sahabeye ilan ediyor. 1400 sahabe toplanmış. Ya yani binlikli oran yok. O zaman fakirlik var. Ya Medine'den Mekke'ye kadar yürümüşler. 10 günden fazla bir sürede çölde yürümüşler. Ve Mekke Mükerreme'ye 20 kilometre Hudeybiye denilen yere geldiklerinde düşmanlar bundan haberdar olmuşlar ve silahlanmışlar. Sokmayacağız Mekke'ye diye hazırlanmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de tabii istihbaratı var. Önceden adamlar gönderiyor öncü bir iki kişi. Bunu görünce Hazreti Ömer'e demiş ki Ömer git şunlara söyle. Anlat ki biz sadece Kabe'yi tavaf edeceğiz. Mekke'de kalmayacağız. Maksadımız sadece tavaf etmek. Demiş ya Resulallah ben sert bir adamım. Herkesi çok hırpalamışımdır. Şu işi sevmem. Bundan dolayı çok adamı kalbini kırmışımdır. Azarlamışımdır, dövmüşümdür. Evet çok zeki, bilgili, yabancı dil biliyor. Müşriklik döneminde Harici Bakanlığı yapmış. Öyle kuvvetli bilgisi olan bir insan da Efendimiz onun için seçmiş. Yani git elçi olarak falan diye. Ben çok kişinin kalbini kırmışımdır ya Resulallah. Başaramam. Onlar zaten öfkeli. Osman'ı gönderelim. Osman çok zengindi. Çok halim selim adamdı. Hiç kimseyi azarlamazdı. Yumuşak huyluydu. Herkese de eli açık yardım ederdi. Onu çok severler. Peki demiş Efendimiz. Hazreti Osman'ı göndermiş. Varmış ona. Gel hoş geldin demişler. Sen iyi insansındır biliyoruz. Hoş geldin, sabah geldin. Buyur demiş. İşte Kabe burada. Tavaf et. Demiş ki Hazreti Osman vallahi demiş Resulullah tavaf etmeden tavaf etmem. Çok kızmışlar. Sen akıllı adamdın, iyi adamdın ama beynin sulanmış. İşte Kabe tavaf et demişler ya. Ona demişler ne bekliyorsun? Kesinlikle yapmam demiş. Ve kızmışlar, hapsetmişler Osman'ı. Hazreti Osman'ın hapsedilmesi, gelmemesi öldürüldü anlamına yorumlanmış. Peygamberimiz o zaman işte kim demiş Osman'ın kanını, diyetini, kısasını almak üzere bana söz verecek. Bir beyat deniyor buna. Biat, beyat. Evet. Ashab-ı kiram silahı yoktur. Biliyorsunuz hacca giden adam her şeyini çıkarır. Üstüne bir peştemal, altına bir peştemal. Yalın ayak, ayakkabı da giyemez. Bir terlik giyer. Başı da açıktır. Böyle, mecburen böyle. Böyle adamlar silahı olmadığı halde Efendimizin elini öyle sıkıyorlarmış ki, öyle sarsıyorlarmış ki
kolunu çıkaracaklar sanki, kıracaklar. Hazreti Ali tutmuş da kucaklamış Efendimizin kolunu da koparmasınlar diye. Öyle hararetli yemin ederek diyorlar ki karımızın son damlasına kadar Osman'ın şeyini alacağız, öcünü. Öyle bir yemin etmişler. Beyat-ı Ridvan deniyor buna. Kur'an-ı Kerim'de Allah onları övüyor. Hiçbir şey silahı olmadığı halde Resulullah'ın davetine kararsız ıvazsız hayatı pahasına katılmaları Allah'ın çok hoşuna gitmiş. Bu durumu görünce tabii onların da casusları var. Hemen korkmuşlar. Ölümden korkmayan adamdan korkulur. Aynı şey Çanakkale'de olmuş. Bizim büyük üstün silahlara karşı askerlerimiz, atalarımız, mübarek şehitlerimiz o silahların üzerine, mitralyozların üzerine ok gibi fırlamışlar. Ölümden hiç korkmuyorlar. Bu sefer düşman korkmuş, kaçmış. Aynı orada da hemen elçi göndermişler. Demişler ki anlaşalım, sizinle anlaşalım. İşte orada anlaşmak için geldiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yazıcısı Hazreti Ali'dir. Efendimiz ümmidir. İlkokula bile gitmemiş. Yazma bilmiyor. Yani cahil demiyorum. Okuma yazma bilmiyor. Allah ona ilmi ledün vermiş. Muallimi Allah'tır. Peygamberimizin her şeyi biliyor. Ekvatordaki hiç ilim aleminin bulamadığı böceklerin adını söylüyor hadislerinde. Bu hadisleri kimse bilmediği halde peygamber bildiği için tahsili de yok. Bundan dolayı Müslüman olan botanik alimleri var dünyada. Her şeyi biliyor yani. Her şeyi biliyor. Yani cahil değil ama okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilmiyor. Evet, yani ümmi bu anı Kur'an-ı Kerim'de de öyle. Yani buna itiraz ediyorlar da peygamber okuma cahil olur mu filan. Biz cahil demiyoruz. Okuma yazma bilmiyor. Hazreti Ali yazıyor şimdi. Yaz Ali, Bismillahirrahmanirrahim yazıyor Hazreti Ali. Adam diyor ki müşrik elçisi, Bismillahirrahmanirrahim olmaz. Sadece Allah'ın ismiyle olacak. Çünkü putlara onlar da Allah diyor. Rahman, Rahim kabul etmiyorlar. Biz öyle kabul etmiyoruz diyor. Böyle olmaz. Sil Ali diyor. Evet. Şimdi kritik nokta işte burası. Vallahi silmem ya Resulullah diyor. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'dan ayettir. Allah'ın ayetidir. Allah'ın sözüdür. Kur'an'da var. Vallahi silmem ya Resulullah. Hazreti Ali orada kaybediyor. Ondan sonra Allah'ın Resulü Muhammed yo yo diyor. Abdullah'ın oğlu Sil Ali diyor. Vallahi silmem diyor. Allah'ın Resulüsün diyor. Yine kaybediyor. Şimdi neden sıralamada Ebu Bekir 1, Ömer 2, Ali, Osman 3, Ali 4. Yani nereden? Evet. Din gayretiyle evet itiraz ediyor. Din gayretiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ayeti. Niye sileceğim? Sen Allah'ın Resulü değil misin? Niye sileceğim? Ama söyleyen kim? Şimdi işin güzel tarafı. Evet. Sonra yanlışma yapılıyor. Hazreti Ebu Ömer arkada. Hazreti Ebu Bekir gidiyor, yakalıyor. Neden sildiriyor diyor, neden sildiriyor? Ya beni dövecek gibi Ömer kuvvetli pehlivan adam. Neredeyse yıkacak. Ya beni yıkacak mı diyor. Ben mi sildiriyorum diyor, bana böyle kızıyorsun diyor. Git ona söyle. O Hazreti Ali peygamberimize silmem demiş peygambere. Ömer ondan bir gömlek üstün demek ki. Peygamber gidip de niye siliyorsun dememiş. Ebu Bekir'e gitmiş. O dediği halde gidip peygambere şey etmemiş. Gidip söylememiş. Halbuki Ebu Bekir diyor, kardeşim diyor, ben mi sildiriyorum diyor. Sildirene git diyor. Niçin silecek diyor. Neden sileceğiz diyor. O emretti diyor. Efendimizin sözüne, her şeyine hiç soru sormadan teslim olan, Müslüman teslim olan demek. Allah'a ve Resulüne teslim olan demek. Ebu Bekir hiçbir konuda niçin, neden dememiş. Peki, peki demiş. İşte Ömer burada demiş. Onun için iki numaraya düşmüş. Hazreti Ali bir iki kere yapmış, dört numaraya düşmüş. Yani şimdi
Bu hastalık bizde Avrupa'dan bulaştı. Amerika'da akıl ön planda, akıl her şeyi yapar. Sistemleri bu, öğretim sistemleri. Bir şey konuşurken orada duran Müslümanlar, orada kaldık. Bizi davet ettiler sevdikleri için. Konuşuyoruz. Orada kalmış yıllarca. Artık da gelmeyecek. Çoluk çocuğu da orada, torunları orada. Örtülü hanım, adam namazlı abdestli. Şimdi soru soruyorlar. Biz de söylüyoruz. Neden olsun? Niçin? Biz açıklıyoruz. Şu ayet, şu hadis. Böyle iki saat örtülü kadın Amerikan sistemiyle okumuş. Onlarda da akıl her şeyi halleder. Mantığına göre soru soruyor bana. Ben de ayet var, hadis var diyorum. Şimdi onlar sistemi bu. Evet. En sonra baktım bitmeyecek soru. Hanımefendi dedim, sen Amerika'da okumasaydın, burada olmasaydın, ben hocayım ama ben senin kardeşin değilim, baban değilim, amcan değilim. Neredeyse burnuma gireceksin dedim. Soru sorarken böyle iddialı iddialı soru soruyor. Ben yabancı bir adamım dedim. Sen dedim Amerikan sistemiyle okumasaydın bana bu kadar sokulup da ağzımın içine girecek kadar yakınlaşıp da soru sormazdın, itiraz etmezdin. Kafa yapısı bu hale getirmiş. Bütün çocuklar da böyle, herkes böyle. Bize de o hastalık oradan geldi. Evet, İslam'da soru sormak ilimle başlar. Peygamberimizin hadisi var. Sormakla ilim başlar. Doğru. Ama her şeyi akıl, mantık halleder. Yok, yanlış. Her şeyi Resulullah halleder. Kur'an halleder. Ona teslim olacağız. Peki diyeceğiz. Şimdi ben cenneti görmedim. Cehennemi görmedim. Aklım kabul etmiyor diyebilir miyiz? İnanacaksın. Akıl cenneti tarif edebilir mi? Evet, Kur'an'da şeyler var. Şöyle güzel nehirler, Bal Nehri, Sit Nehri. Peygamber anlamış, bir ağacının gölgesinden 100 sene at koşar diyor, çıkamaz diyor. Mantık almaz kardeşim ya. Bir ağacın gölgesinden 100 sene at koşar çıkmaz mı? Akıl burada durur arkadaş. İnanacaksın. Evet. Allah'a teslim olacaksın. Muhammed Mustafa'ya teslim olacaksın. Şimdi aynı maalesef bu sistemle yetişi kafası dolu olanlar televizyona çıkıyor. Profesör adam, ilahi profesör. İsa aleyhisselam öldü. Miraç yok. Bir insan nasıl çıkar ya? Çıksa bile İsa aleyhisselam çıkalı kaç bin sene oldu, yaşar mı orada ya? Mantığına danışıyor. Bu Amerikan sistemi. Bu Avrupa sistemi. Dinde teslim olmak var. Kur'an çıktı diyor. İsa ölmedi diyor. Biz inanırız. Cennet var diyor, inanırız. Cehennem var diyor, inanırız. Kur'an'a inanıyoruz. Peygamber haber verdi. Evet, bu Miraç olayından sonra zaten müşrikler de şey, bir insan bir gecede Mekke'den, Kabe'den Kudüs'e gidecek. Oradan da sema katlarına çıkacak, Allah'la buluşacak ve güneş doğmadan dönüp gelecek. Hazreti Ayşe anamız yatağa soğumamıştı diyor. O kadar çabuk gitti geldi. Ebu Bekir demişler, bunu da mı inanacaksın? Ben de bundan daha ilerisine inanıyorum. Cenneti görmedim, Peygamberimiz haber verdi, inandım. Cehennemi görmedim, Peygamberimiz haber verdi, inandım. Sıddık lakabını almış, tasdik eden demek. Evet, onun için bir numara olmuş. Niçin, neden? O söyledi, Allah söyledi, tamam, kabul. Müslüman bu demek. İşte o, bu meselelerde de evet, Hazreti Ömer'in ne kadar üstün olduğu anlaşılıyor ama işte orada Hudeybiye'de Ebu Bekir tutmuş işte o, neden demiş siliyoruz, neden siliyoruz besmeleyi? Yahu niye beni demiş sarsıyorsun demiş, git kendini söyle. Bunlar nüans şeyler işte. Böyle çetin imtihan sebepleri var. Allah bizi Allah'ın emirlerine, peygamberin emirlerine kararsız vasız peki diyenlerden, kabul edenlerden eylesin efendim. Evet, bu hadisler Hazreti Ömer'in ne kadar faziletli bir kişi olduğunu bize gösteriyor. Çünkü peygamberin rüyası
vahiy demektir. Vahiy ilk defa rüya ile başladı. Sonra bizzat Cebrail Aleyhisselam geldi, Kur'an'ı tebliğ etti. Ama burada rüya demek gerçek, %100 doğru demek. Evet, biz bunlara inanıyoruz. Hazreti Ömer bu kadar faziletli, ona dil uzatmak, evet, ona dil uzatmak, peygambere dil uzatmak, peygambere dil uzatmak, Allah'a dil uzatmak. Maalesef Ömer düşmanları var şimdi. Hem haçta geliyorlar, Müslümanız diyorlar. Evet, biz ehli sünnet vel cemaat aşırılıklardan uzak, Kur'an ve sünnete bağlı iman sahibiyiz ve o yolda yürüyoruz. Atalarımız o yola girmişler. Biz de atalarımızın izninden yürüyoruz. Ahmed İbn Hanbel, Darimi, Tirmizi, Nesai, Ebu Said Hudri'den, keza Müslim keza bu hadis-i şerifi nakletmiş. Beyne ene naimun iz ra'aytu amudan kitab. Evet, uhtimile min tahti re'si. Evet, gene rüyadan bahsediyor. Bir kitap, evet, bir direğe, sütuna yüklenmiş, şu şeylere, caminin yükünü taşıyan şu sütunlara yüklenmiş bir kitap gördüm. Bir kitap gördüm. Evet, Buhari'nin hadisinde Abdullah ibn Selam'dan قَالَ رَأَيْتُ كَأَنِّ ف۪ي رَوْضَةٍ وَوَسَطِ الرَّوْضَ. Ben bir bahçede kendimi gördüm. Bahçenin ortasında da amudun fi alel amudu urve. Bir sütun gördüm. Sütunun başında da bir gene bir direk var. فَقِيلَ لِي اَرْقِهِ. Oraya çık dediler. Evet. Abdullah ibn Selam görüyor bu rüyayı. Abdullah ibn Selam Yahudi alimidir. Çok değerli bir sahabidir. Yahudilerden Müslüman olan nadirdir. Çok katıdırlar. Ve de bu Yahudi alimlerinden. Şimdi Müslüman olduğu zamanki olayı anlatalım. Nasıl da Müslümanlıkta ileri gittiği bu hadis ona delil. Gelmiş peygamberimize sorular sormuş. Tak 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 söylemiş peygamberimiz. Kabul etmiş. Tamam demiş. Çünkü Tevrat'ta peygamberimizin sülalesine varınca kadar, Medine hicretine varınca kadar hepsi var. Tarif hepsi var. Her şeyi sormuş. O da peki demiş. O sorular gelecek inşallah hadislerde. Tamam demiş. Ben inandım. Ya Resulallah demiş. Ben İsrail'denim. Çok geniş sülalem var. Sevdiklerim var. Amcalarım, dayılarım var. Onların da demiş, benim gibi Müslüman olup da sonsuz bir zevk sahibi olmalarını. Çünkü Müslüman olunca o muazzam bir zevke kavuşuyorlar. Bunu ben bir Fransız Müslüman önce gördüm. O kadar seviniyor, yüzünden anlaşılıyor. Evet, onların da demiş, ben Müslüman olmanı isterim. Onlar beni demiş, çok alim bilirler, sözümü dinlerler. Şimdi demiş, benim arkamdan onlar gelecek buraya. Beni zaten onlar gönderdi. Git rezil et şu adamı diye. Sormuş, cevap verince kabul etmiş. Şimdi perdenin arkasına saklanmış Abdullah ibn Selam. Yahudiler gelmiş. Yahudi alimler, diğer arkadaşları. Neyse. Yahudi bu. Evet. Esselamu aleyküm demiş Yahudiler. Esselamu aleyküm. İki cihanda selamette ol. Bütün iyilikler senin olsun demek. Ama Yahudi peygamberimize kinler. Esselamu aleyküm. Ne demek? Türkçe kaba tabir ama geberesin demek. El şeyiyle, çabukluğuyla esselamu aleyküm demiş. Peygamberimize aleyküm demiş. Ayşe anamız odanın köşesinde. Siz geberin pis Yahudiler demiş. Merlen ya Ayşe. Yavaş ol. Ne dediler, duymadın mı? Duymaz olur muyum demiş. Sizin olsun dedim. İade ettim demiş. Kızmaya gerek yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en akıllı insan. Hiç onu görmezlikten, duymaz, bilmeden olur mu? İşte Ayşe anamız da Müslüman peygamberi çok seviyor.
Ya sussana sen de işte. Siz gömülün ki Yahudiler. Dur demiş Ayşe, dur. Ama ne dediler, duymadın mı? Duydum ya Ayşe demiş. İade ettim, aleyküm dedim, sizin olsun dedim. Kızmaya gerek yok. Şimdi böyle gelmişler kindar Yahudiler. İşte konuştuktan sonra Abdullah bir selam, Müslüman olsa ne dersiniz? Yok canım demişler, Müslüman olmaz. O en akıllı, en alim adamımızdır bizim. En alimimizdir, en zekimizdir aramızda. Kesinlikle Müslüman olmaz. Akıllı adam Müslüman olur mu? Demişler Yahudiler. Evet, şimdi onların da Müslüman olmasını istiyor Abdullah Aleyhisselam arkadaşları, akrabaları. Çıkmış. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü resulü. Perdeden böyle söyleyince akıllı adamdır, çok bilgilidir. Çıkmış, şahadet kelimesi getirmiş. Ben Müslüman oldum. Arkadaşlar, ey akraban. Demiş zaten bu dangalan tekidir, kafası çalışman, rezil heriftir. Ula şimdi demediniz mi siz en akıllı adam? Evet. Nasibi olmazsa bir adam gözünün önündeki şeyi göremez. Biz çok şanslıyız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü görmedik. Allah göstersin. Onun mucizelerini görmedik. Ama elhamdülillah 1400 sonra yaşadık, geldik. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyoruz. Görmediğimiz halde Kur'an-ı Kerim'de de işte sonradan peygamberimizin kendini, mucizelerini görmediği halde Elif lam mim zelke kitab la rebe fi huden linnas. Evet, yu'minune bil gayb, gaybe inanırlar. Görmediği halde övüyor böyle Müslümanları. Şimdiki Müslümanlar övüyor. Eğer tam Kur'an'ın, sünnetin çizdiği çizgileri aşmazsak, gidersek Peygamberimiz Efendimiz görmüş adamlarla beraber haşrolunacağız. Bu elimizde. Öyle diyor Peygamberimiz. Aynı zamanda her şey karışacak. Ama o karışık devrede bazı Müslümanlar var. Benim arkadaşlarım mı daha üstün, onlar mı daha üstün, ayırt edemem diyor. Gerçekten bu devirde harama karışmadan, faize bulaşmadan, göz zinası, kulak zinası vesaire yapmadan yaşamak çok zor. Televizyon öyle, sokak öyle, ticaret öyle. Böyle bir devirde bilgili, açığı adım biliyor dinimizin emirlerini. Adam her şeye rağmen Allah'ın Resulü'nün emirlerini uyuyorsa, bu zoru başarmışsa, bu zor işi başardığından dolayı efendim sözü bu efendim. Ahir zamanda öyle Müslümanlar olacak ki, benim arkadaşlarım mı daha üstün, sahabiler mi daha üstün, onlar mı daha üstün, ayırt edemem diyor. Zoru başarmak bizim elimizde. Allah biz Müslümanlara tevfik-i samadani mazhar buyursun da amin. Gerçeklere tabi olalım, hakka teslim olalım, batıldan uzak kalalım. Evet, şimdi Abdullah Aleyhisselam bu olaydaki rüyayı gören öyle. Evet, şimdi Abdullah Aleyhisselam قال رأيت كأني في روضة في وسط الروضة. Ben bir bahçede kendimi gördüm. Bahçenin ortasında amudun. Fi alel amudu urve. Bir sütun var, tepesinde direk var. Evet. Fakire li erkihi. Çık oraya dediler. Kultu la estatilu. Çıkamam. Oraya uzanamam. Boyum yetmez. Tutunamam. Fe'atani. Evet. Udifun farafa siyabi. Ferakaytu. Festemseke bil urve. Biri geldi. Beni elbiselerimi çıkardı, sağa sola takın elbiselerimi tuttu ve o tepedeki urveye tutundum. Fenteheytu, sonra geldim. Ve ene müstemsikün biha fekasastuha alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunu peygamberim, bu rüyamı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Fakale tilker ravda Abdüsselam Ravtali İslam, bu İslam bahçesi. Zerkel Amud, Amudul İslam. Bu bahçedeki sütun direk
İslam amudu direği ve tilkel urva urvetul vuska, onun başındaki şey de direk de kopmayan İslam direği. La tezalu mütemessiken bil İslam hatta temut. Müjdeler olsun sana Abdüsselam. Ölünceye kadar Müslüman kalacaksın. Müslümanlıktan ayrılmayacaksın. İslam direğine tırmanmışsın, zirvesine ulaşmışsın, Müslümanlıktan ayrılmayacaksın buyurmuş o. Evet, şimdi işte Abdullah Selam da böyle bir rüya görmüş. Efendim, o böyle yorumlamış. Şimdi anlattığımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi gördüğü rüya. Böyle bir rüya o da görmüş. Abdullah Selam Yahudi asıllı olmasına rağmen son derece güzel bir sahabi olmuş. Alim sahabidir. Ve öylece hayatı boyunca da İslam'a hizmet etmiş ilmiyle. Evet, ben diyor bir kitap başımın altından çıkan bir direğin ucunda bir kitap gördüm rüyamda. Peygamberimiz söylüyor. Fezamantü ennehu mezhubun. Evet, fetbahtu. Bir baktım insan kitap gidiyor gibi gözümde öyle geldi. Ve onu fetbahtuhu besari. Gözümle takip ettim kitabı gidiyor. Fe'amede bihi ile Şam'i. Bu kitap Şam'a doğru gitti. Ela ve innel iman hine takav el fiten. Fitneler ortalık karıştığı zaman iman Bişşami Şam'da olacak. Evet, bu aynı zamanda olacak bir olay. Şimdi hadislere göre, yani ne zaman olacağını Allah bilir. Biz Buhari Müslim'de diğer hadis kitaplarının geçen hadislere göre arz ediyoruz size. Amik Ovası'nda savaş olacak. Efendim, biz orada Yahudileri yeneceğiz. Amik Ovası Hatay'ın arkasındaki o zaman zaman suyun bastığı mümbit arazi. Hadiste geçiyor Amik Ovası. Orada savaş olacak. Biz Yahudileri yeneceğiz. Yahudi askerler kaçarken taşın arkası saklayacaklar. Ölüm korkusuyla. Şimdi yetişecek Müslüman beni öldürecek diye. Ağacın arkasına saklanacaklar. Ağaç dile gelecek. Taş dile gelecek. Gel ey Müslüman, arkamda Yahudi askeri var, öldür diyecek. Bunlar Buhari Müslim hadisi. Biz onları yeneceğiz. Ondan sonra İstanbul'u fethedecekler. Beni Esfer diyor Peygamberimiz. Yani Hristiyanlar hepsi birleşecekler. Nasıl olur, ne zaman olur Allahu alem bilmiyorum. İşte o zaman Müslümanlar İstanbul'da uğraşırken bir şeytan, yalancı, siz orada uğraşıyorsunuz, karılarınız, kızlarınız arkada, herkes onların gırzını, namusunu el attı diye onları böyle duyuracaklar ve Müslümanlar karı kızının namusu var diye geri dönecekler. Karma karışık olacak ve o zaman diyor işte herkes olacak. Şam'da toplanın diyor Peygamberimiz. İman orada olacak. Gerçekten Şam'da büyük alimler var. Orada Bilal Habeşi de orada. Hazreti Muaviye'nin kabri de orada. Birçok sahabiler var orada. Ve çok değerli alimler var. Onların kabirleri var. Şimdi görünen öyle değil diyeceksin sen. Hadis böyle. O bizim o başarıdan sonraki dönemde bizim yenileceğimiz, darmadağın olacağımız zaman iman Şam'dadır diyor. Orada toplanın diyor. İşte o zaman Deccal çıkacak. Hazreti İsa yeryüzüne inecek. Ondan sonra Yecüc Mecüc çıkacak. Neticede İsa Aleyhisselam Yecüc helak olacak. Deccal'ı öldürecek. 40 sene çoluk çocuk sahibi olacak. Yeryüzünde yaşayacak. O zaman Müslümanlıktan başka hiçbir din kalmayacak yeryüzünde. İsa Aleyhisselam baktığı zaman Müslüman ol, olmazsa gözüyle öldürecek. Gözünün baktığı yerleri, kafirleri öldürecek. Allah'ın öyle bir güç verecek. Yeryüzünde Müslümandan başka kimse kalmayacak.
İnsanlar da şimdiki gibi para hırsına, şu bu hırsına kapılmayacak, sandalye hırsına, şöhret hırsına. Kurt kuş bile öyle bir güzellik olacak ki canavar kuzuya saldırmayacak. Ya 3,5 gün yaşayacağım, değer mi bir cana kıyma ya diye. Öyle bir asude hayat. Kimse kimseyi aldatmayacak 40 sene. İsa Aleyhisselam vefat edecek. İnni mütevaffike, Kur'an'da ayet var. Şimdi ölmedi. Ve ma kataluhu yakinen, kesinlikle İsa'yı katletmediler. Ayet açıktır. Tefsire bakabilirsiniz. Resmi tefsir Hak dinine. Kesinlikle öldürmediler. Ben rafa'ullah, Allah onu semaya çekti. İşte o zaman inecek, inni mütevaffike var, o zaman öldürecek. 40 sene sonra çoluk çocuğu sahibi olarak Müslümanlığın emirlerini tebliğ edecek. Peygamber olarak değil, Efendimizin dinini tebliğ edecek. O vefat ettikten sonra hadislere göre arz ediyorum. Evet, 157 sene gittikçe kötüleşecek insanlar. Yeryüzünde Allah diyen kalmayınca da kıyamet kopacak diye İmam Suyuti'nin Ahizaman Mehdi'sinin alametleri diye kitabı var. Her gününe bir kitap sığacak kadar muazzam bir alim İmam Suyuti. Onun eserine göre ki orada hadislere, burada hadislere göre size bu bilgileri verdim. Yani bunlar bizi, her zaman söylüyorum, morali bizi bozmasın. Efendimizin şu sözü kulağımızda hep çınlasın. Yarın kıyamet kopsa elinizdeki fidanı dikin. Fidan dikmek dünya işidir. Siz işinize bakın. Öteki kıyamet de Allah'ın işi. Siz kıyamet kopacak diye moralinizi bozmayın. Kendinizin görevlerini yerine getirin anlamına. Biz bunları bileceğiz. Hazırlıklı olacağız. Bilgili olacağız. Sahabilerle onların grubunun arasına girecek kadar güzel Müslüman olmak için bu bilgilerle mücehiz olarak haramlardan kaçacağız, helallerle yaşayacağız. O devirde bu bilgileri onun için size sunuyoruz. Efendim Ahmed İbni Hanbel, Ebu Derda Hazretlerinden ki burada Karaköy'de kabri olduğu var, orada makamı bilmiyoruz. Öyle orada şeyi var. Bu Ebu Derda radıyallahu anh'tan nakledilmiş bir hadis-i şeriftir. Beyne Eyyub, bunu da okuyayım efendim size. Beyne Eyyub, evet. Eyyub aleyhisselam yagtesilu uryanen, çıplak yıkanıyordu. Harra aleyhi cerad min zeheb, altından çekirgeler yağdı üzerine yıkanırken. Yahtesi fecaale Eyyub yahtesi fi sevbihi, hemen o çekirgeleri toplamaya başladı, yıkanmayı bıraktı. Çıplak vaziyette o çekirgeyi toplamaya başladı. Fenadahu rabbuhu, Cenab-ı Hak ona nida etti. Tebarek ve Teala, yüce Allah. Ya Eyyub, ey Eyyub, elem ekün agneytüke amma tera, bu altınlara ihtiyacı olmayacak kadar ben seni zengin yapmadım mı? Hala altın çekirge toplamaya gidiyorsun. Bela, evet ya Rabbi. Ve izzetike, izzetine kasem olsun ki öyle. Ve lakin la ginen bi an bereketike, ya Rabbi, bu senin tarafından gelen bir ikram, bereket. Senin ikramı hayır denir mi? Şimdi burada çok muazzam mesajlar var efendim. Evvela Eyyub aleyhisselam'ı size anlatalım. Hazreti Eyyub aleyhisselam Yakup aleyhisselam'ın ikiz kardeşinden İs'in oğludur. İs. Dedesi Hazreti İshak aleyhisselam evet odur, İshak aleyhisselam'dır. Annesi Hazreti Lut'un kızıdır. Eyyub aleyhisselam Hazreti Yusuf'un kızı Rahmet ile evlendi. Rahmet Züleyha'dan, güzelliği dillere destan, Züleyha'dan doğma ve çok güzeldi anası gibi. Biliyorsunuz Züleyha'nın hikayesini. Sonra Müslüman oldu. Yusuf aleyhisselam'ın aşkına çöplüklere düşmüş, ihtiyarlamış. Yusuf, Yusuf diye. Yusuf aleyhisselam da oraya şey olmuş, bakan olmuş. Bütün yetkileri ona vermişler. Sonra onunla evlen demişler.
gene güzelliğini, gençliğini vermiş Züleyha Aleyhisselam'a, Züleyha anamıza. Allah evlenmişler. Yusuf Aleyhisselam'a aşkından dolayı Allah ona böyle bir devlet, bir peygamberini sevdiği için, evet, onların işte evlenmesinden Rahmet adında bir kızı olmuş. Evet, bu Eyüp Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın kızı Züleyha'dan doğma Rahmet'le evlenmiş. Çok güzelmiş. Pek çok çocuk doğurmuş. Sürü sürü hayvanları varmış Yusuf Aleyhisselam'ın. Zengin olmuş. Bağları varmış. Bahçeleri varmış. Çiftliklerinde binlerce insan çalışırmış Yusuf Aleyhisselam'ın. Evet. Ama hiçbir zaman Allah yolundan kalmamış. Devamlı şükredermiş. Gece gündüz ve evvab. Günahlarım çok, eksiklerim çok ya Rabbi. Sabahlar bütün peygamberler evvab. Gece gündüz yalvarmış böyle. Evet, son derece cömert, şükreden, yardımsever bir insanmış. Evet, kendisi Şam civarında peygamberlik yapmıştır. Sabırlıdır, evvaptır. Şeytan Allah Zülcelal Hazretlerine demiş ki, böyle malı, evladı, zenginliği kime versen şükreder tabii demiş. Çok şükrediyor Eyüp Aleyhisselam, gece gündüz şükreder diyor. Böyle malı demiş, zenginliği kime versen şükreder. Cenab-ı Hak buyurmuş ki, deneriz demiş. İbrahim Aleyhisselam da denemiş. İsmail'i kestirmiş biliyorsunuz. Deneriz demiş. Evet, imtihan etti. Nimetlerini teker teker elinden aldı. Evsiz bile kaldı Eyüp Aleyhisselam. Ama Eyüp Aleyhisselam hala da hiç üzüntü, telaş göstermeden şükür, şükür, şükür diyor. Hiç Allah'a şikayet etmiyordu. Bu kadar malım, evladım gitti. Evsiz de kaldım, sokakta kaldım demedi. Bir defa hala şükrediyor. İmtihan bitmedi. Hastalandı. Hastalandı. Çalışamadı. Çalışamadı. Ücretle çalışacak para yok. Hepsi gitmiş. Çalışamadı. Hanımı ona baktı. El işi örüyormuş hanımı. Eyüp Aleyhisselam rahmet. El işi yapıyormuş. Ondan kazandığıyla karnını doyuruyorlarmış. Evet. Hastalığı iğrenç değil. Halkın gözünde onu hor yapacak bir hastalık değil. İmtihan hastalığı. Çok acı çekiyor. Ama öyle iğrenç bir hastalık değil. Evet. Allah'a davetten de kesinlikle kalmadı. Şükürden hiç kalmadı. Çok acı çekiyordu. Vücudu temizdi. Hani kurt dedi filan diyorlar da tertemizdi. Hakaret edilecek bir hastalık değildi. Hep devamlı diliyle, kalbiyle Allah'ı zikrederdi. Hanımı bir gün hizmette kusur etti. O bakıyor ya, hasta ya. Geç davrandı. Çok acı çekiyor. Sana dedi, iyileşirsem 100 sopa vuracağım. Kur'an'da var bunlar efendim. 100 sopa vuracağım. Şimdi yemin etti. Ondan sonra şeytan bu kadar sıkıntı içinde, karıya muhtaç, o verse yiyor. Öyleyken şükür ediyorsun demiş. Niye o kadar akılsızsın yahu? Ne zengindin, bir şey kalmadı, bir karıya muhtaç oldun, hala şükür diyorsun. Hiçbir şey dememiş, şükür. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Cenab-ı Hak gönderdi demiş. Bir isteğin var mı? Hayır, yok demiş. Şükür. Yaradan beni biliyor demiş. Şükür. Bir tek isteğim var demiş. O melun gelmesin yanıma. Rahatsız ediyor beni. Melun gelmesin. Evet, peygamber. Evet. Ondan sonra efendim bu hali, evet, şeytanın şerrinden Allah'a sığınmış. Hastalığı 18 yıl sürmüş. 18 yıl. He,
Hep şükür. Hiç şikayet etmiyor. Sadece bu melun rahatsız etmesin demiş. O kadar. Evet. Hanımı bir gün demiş ki ona, sen demiş peygambersin yahu. Allah'a dua etsen de demiş, Allah seni iyileştirse ya. Herkese dua ediyorsun, iyileşiyorlar. Kendine de et. Aynı sözü peygamberimize de söylediler. Ölüm hastalığında öyle yanıyordu ki Ayşe anamız ıslak havlu koyuyormuş alnına, gorgomaz buhar oluyormuş. Öyle kavruluyor peygamberimiz. Demiş ki herkese dua ediyorsun, iyileştiriyorsun. Bir dua etsin ya, Rabbime kavuşacağım demiş. Ben onu tercih ettim. Benim şikayetim yok. Şimdi imtihan çok zor. İşte bu da dua etsen olmaz mı? Sözü şu, bakın. Ben 80 yıl bolluk içinde, zenginlik içinde rahat yaşadım. Sıkıntılı yıllarım daha 80 yıla ulaşmadı. 80 yıl bollukta yatıyorum, sıkıntılıyım. Daha 18 yıl oldu. Hani 80 değil ki. Niye demiş yani, şey diyeyim, Allah'a utanıyorum şikayet etmekten. Evet, hastalık iyice artmış. Evet, demiş ki ya Rabbi, zikreden dilimi görevden alıkoyma, şükreden dilimi görevden alıkoyma. Dilim zikretsin, şükretsin. Hastalıkta şikayet etmiyor. Bundan korkuyorum ya Rabbi. Evet. Sen merhametlerin en merhametlisisin. Enbiya suresi şeysi bu. İmtihan sona erdi. Evet. Ayağını yere vur ey, dediler Eyyub Aleyhisselam'a. Oradan su fışkırdı. O sudan yıkandı. Evet. İşte o sudan yıkanırken çıplak yıkanıyor. Çıplak yıkanırken İmtihan devam ediyor gene. Çekirge, altın çekirgeler yağdı. Çıplak yıkanıyor. Bu olaydan banyoda çıplak yıkanabiliriz. Caiz. Çünkü Allah ona ne dedi? Yahu Eyüp, gene tekrar o kadar zenginlik verdim, hastalığını geçirdim, malını geri verdim. Altın çekirge toplamaya gidiyorsun çıplak yıkanırken bile. Neden çıplaksın demedi Allah. Çekirge topluyorsun, altın çekirge diye ona şey etti. Cevap muhteşem. Bize de tabii burada mesaj var. Zengin olmak yasak değil. Ama o zenginliği kafamı çalıştırdım. Gereğini yaptım, bir numara oldum. Aha bu yanlış. Allah verdi diyeceksin. Öyle diyor bak. Allah'ım senden gelen ikrama hayır denir mi? Ayıp değil mi? Senin ikramın reddolunur mu? Zenginlik, mal, mülk, sıhhat, ilim, güzellik ne varsa, çoluk çocuk, Allah'ın lütfu. Allah'ın lütfuna hayır denir mi? Allah'tan bileceksin yani. İşte böyle olacak Müslüman. İşte böyle olacak. Yok canım, ben kafamı çalıştırdım, zengin oldum. Bu şeytan sözü. Hep Allah'tan, öyle zaten. Allah'a çalışanlar hep veriyor mu? İmtihan için bazıları zenginin diyor. Allah'ın ikramına, senin ikramına ya Rabbi hayır denir mi? Bereket yahu demiş. Senin bereketine almamak olur mu? Öyle söylemiş. Her o şeyi de kazanmış. Bu verdiğim bilgiler Buhari Şerki Umdetül Kari, Ayni'nin Umdetül Kari'sinde olan bilgilerdir. Size aktardım. Evet efendim, şimdi banyoda fıkıh açısından tabii şimdi bilgi vereceğiz. Çıplak yıkanmak günah değil, Allah ona takılmadı, onu söylemedi. Ama meydanda yıkanır mı? Yok, olmaz. Şimdi ayet hadislere göre bir kulaç diyorlar. İki kolunuzu açın, yıkanacağınızın yerin genişliği bir kulaç olsun. Bu bir kulaçlık yerde çıplak yıkanabilirsiniz. Çıplak yıkanabilirsiniz. Bu caiz. Haram değil.
Yalnız önünüzü arkanızı kıbleye çevirmeyeceksiniz. Kıbleye saygı, yatarken saygı, yıkanırken saygı, tuvalette saygı. Önünü arkayı kıbleye çevirmeyeceksin. Evdeki tuvaletleri Türkiye'ye göre doğuya batıya çevirir. Kıble için güneyde. Kuzeye de yapmayacaksın, arkan kıbleye gelir. O da edepsizlik. Doğuya batıya. Ama Basra'da olursan kuzeye güneye. Çünkü Basra'nın Kabe batısında. Amerika'da olursan doğusunda. Yani bizimkine göre kıblemiz güney. Güneye tuvalet yapmayacaksın. Banyoda güneye önünü arkanı dönmeyeceksin. Bir kulaçtan geniş olmayacak. O bir banyoda şimdi banyo denilen yerde hem küvet var, hem klozet var, hem lavabo var. Değil mi şimdikilerde? Evet, böyle bakınca küvetin kenarına bir şey gererseniz naylondan, bu edebe riayet etmiş olursunuz. Yani bir kulaçtan fazla geniş olmayacak olmasın şeyine, edebine riayet etmiş olursunuz. O etrafına bir raylı bir sistemle naylondan bir şeyle gerebilirsiniz. Tuvaletin olduğu yeri de kapağı var. En güzeli oraya da bir raylı böyle naylon şeyle gererseniz oradaki ikisinin arasındaki lavaboda rahatça dua edip abdest alabilirsiniz. Aksi halde tuvalette dua okunmaz. Banyonun yıkanırken dua okunmaz. Banyoya girerken kapsın önünde besmele çekilir, niyet edilir, sol ayakla girilir, sağ ayakla çıkılır. Evet, usul bu. Tabii bu edep, yani günahtır demiyorum. Günah senin avret mahallini başkasının görmesi. Senin başkasının avret mahallini görmen. Kendi kendine karı koca avret değil. Görebilirler. Edep açısından bunu söylüyorum. Ama edebi de böyle. Bu vesileyle Eyyub Aleyhisselam'ın yıkanması hadisinden bunları size arz ettim. Dünya malına da evet, burada da söylüyor. Fihi cevazul ihtisal uryanen. Çıplak yıkanmanın caiz olduğu hadis-i şerifte vardır. Gümüşhaneli öyle söylüyor. Çünkü Cenab-ı Hak ya çekirgeler halde uğraşıyorsun dedi. Sen niye çıplaksın demedi. Çıplak yıkanırsın buyurmadı. Bunun caiz olduğu ortaya çıkıyor diyor. Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, Nesai, Ebu Hureyre Hazretlerinden bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Ehlül cenne fi naimihim. Cennet ehli, cennete girenler, Allah bizlere de ümmet-i Muhammed hepsine nasip etsin. Nimetleri içerisinde kaş yolmuş, sevki sefa sürmüş iken, ki Kur'an-ı Kerim'de ükülüha daim, yok yok, ne desen var. Otururken kuşlar geçiyor, bıldırcın, en eti en tatlı kuş. Ya şöyle bir kebap olsa da yesem falan aklından geçiyor. Cennetliğin, hadisler bunlar. Hemen görevliler bıldırcını kızartıyorlar, kebap ediyorlar, buyur diyorlar. Cennet böyle, aklından geçen hemen yapıyorlar. Yaptıktan sonra diyor hadiste, ya ben de amma şeyim ya, o kuş ne güzel uçuyordu bak o daldan dala. Uçsa iyi değil mi diye geçin, hemen kuş dirilecek, uçacak. Allah oraya bizi bir soksun. Orada ne var ne yok orada görelim inşallah. Şimdi cennetlikler böyle güzellikler içerisinde, ihtiyarlamak yok. Herkese 33 yaşında buruşmak kırışmak yok. Hepsi genç, pörsümek yok, nimetlerin sonu yok. Böyle güzellik, akla hayale gelmedik güzellikler var orada. Şimdi böyle güzellikler içerisinde kaş yolmuş iken cennetlikler iz sata'alehum nurun, muazzam güzel bir nur peyda oldu. Olur. Son derece muhteşem bir nur. Ferafa'u ru'usahum feizer rabbu.
Allahu Ekber. Bir de bakıyorlar Allah Celle Celaluhu. Evet, Allah Celle Celaluhu şekilsiz, mekansız, Allah şekle sığmaz, mekana sığmaz. Nasıl olacak? Git de gör ya, Allah Allah. Peygamber böyle haber veriyor. Git de gör arkadaş. Cenab-ı Hak Celle ve Ala eşrefe aleyhim min fevki, onlara görünüyor. Görünüyor. Fakale esselamu aleyküm ya ehlel cennet. Cennetliklere selam veriyor. Esselamu aleyküm diyerek. Kur'an da okuyacak. Bizzat hadislere göre Kur'an-ı Kerim'i Allah kendi okuyacak. Cennette müminlere. Ve zâlike kavlullahu teâlâ. Evet, bu işte Kur'an'daki peygamberin bu söylediği. Efendimiz diyor ki selamün kavlen min Rabbir Rahim. Nerede geçiyor? Yasin'de değil mi? İşte bu ayettir diyor. Peygamberimiz işte böyle selam verecek. Selamün kavlen min Rabbir Rahim. Rahim Allah'ın, Rab'dan bir selam. Selamün aleyküm buyuracak. Onlar Cenab-ı Hak şekilsiz, mekansız görecekler. Fela yeltefitune ila şeyin min minen naimi. Onu meydamı yanzuruna ili hatta yahtecibe. Allah'ı görünce o cennetin aklı hayali gelmedik güzel güzelliklerini hepsini bırakacaklar. Allah'a bakacaklar. Cenab-ı Hak kendisini perde arkasına alıncaya kadar hiçbir şeyle meşgul olmayacaklar. Ve yebka nuruhu ve bereketu aleyhim fi diyarihim. Ama Allah'ı görmenin onlardaki getirdiği nur öyle üstlerinde kalacak, güzelleşecekler. Köşklerine gelince hanımları, hurileri ne kadar güzelleşmişsin diyecekler. Allah'ı görmenin görme sebebiyle cemalleri artacak, güzellikleri, gençlikleri artacak. Buyuruyor Peygamberimiz Nesai, Kütüb-i Sitte'den Nesai. Evet, de diğer hadis kitaplarında nakleden Cabir bin Abdillah'den nakledilen bir hadis-i şerif. Allah bu güzel cennete bizleri de nasip etsin. Amin. Ümmet-i Muhammed'in hepsini. Tabii doğrudan doğruya girmek var. Mümin olarak ölen adam mutlaka cennete gidecek. Kesin. Ama ölüm andaki zorluk var. Kabir azabı var. Mahşer sıkıntısı var. Ondan sonra Mahkeme-i Kübra var. Orada şefaat, Allah'ın iman sebebiyle lütfu, affı cennete gidecek ama o zamana kadar böyle kademeler var. Sıkı tutmalıyız işi. Kur'an'ın emirlerine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine sıkı yapışmalıyız. Ümmetimden 70 bin kişi hiç sorgusuz, sualsiz cennete gidecekler. Allah'ım artır dedim. Her bir adama 70 bin daha verdi. Allah'ım artır dedim. Her birine 70 bin daha verdi. Hadisler var böyle. Allah işte onların arasını bizi de soksun inşallah. Efendimiz'i bize karşı, herkese karşı, müminlere karşı yakın da onun hadislerini, sünnetlerini otururken, kalkarken, işte namaz kılarken, sokakta, her yerde onu demişse, onun emirlerini tıpatıp uygulamaya kalkarsan o ilk 70 binlere girme imkanımız var. Allah bizi öylelerden eylesin inşallah. Subhanakallah ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek nestağfuruk ve netubu ilek. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim, el kerim, el rahim, ellezî la ilahe illa hu, el hayy el kayyum ve etubu ileyh. Estağfurullah el azim ve etubu ileyh. Estağfurullah el azim, el kerim, el rahim, ellezî la ilahe illa hu, el hayy el kayyum ve etubu ileyh. Fatiha-i Şerife, ma'al besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahirrahmanirrahim. Ben kim dinleyken abim. Üçer salavat-ı şerife Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem.
Birer elem neşrah leke besmele ile beraber. On birer ihlas-ı şerif mal besmele-i şerif. Fatiha-i Şerife ma'a Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. Sadakallâhul azîm. Amin. Sübhân rabbil alîl âlel vehhâb. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve salâtu ve selâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süver-i celîliyi, âyât-ı Kur'ân'ı dergâh üzerine kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine, cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın erva-i paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin erva-i kudsiyelerine, bir cümle ahirete irtihal eden mü'min-i mü'minat, rahmetullahi aleyhi mecmain ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşabenlerimiz, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şeriften güzeran eden, yaptıran, bu aziz vatanı bize hediye eden, şüheda, kuzat, hayır eserlidir, ashab-ı hayrat, garip müminler, tüm geçmişlerim yervahına bağışladık ve asıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecende yüksek eyle. Taksiratlarını taksiratlarımıza affeyle. Seyyiatlarını seyyiatlarımıza hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, rızkımızı helalinden bol, ömrümüz hayırlısıyla uzun, akıbetimizi hayır eyle. Güzel cennetine doğrudan doğru girecek ameller yapmak için bize yardıma muvaffak eyle, mazhar eyle ya Rab. Ya İlahel Alemin, güzel vatanımız İslam memleketlerinde arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetler verme ya Rab. Bunlardan muhafaza eyle ya Rab. Müslümanların arasına fitne sokmak isteyenlere de fırsat verme ya Rab. Müslümanların kalplerini birbirine ısındır ya Rab. Bizim kalbimizde de hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Şu dualarımız da Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da, salih kulların yaptığı ve hoşnutla kabul buyurduğun duaların arasına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi, güzel Kur'an, güzel okumayı, güzel peygamberin sünnetlerini hayatında rehbet edinip iki cihanda yüzü ak çıkanlarda olmayı nasip eyle. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ilek. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.